Selam altılar. Kesirlerde işlemler işleyelim. Kesirlerde sıralamayla başlayacağız. Kim çok kim az ona bakacağız. Şimdi şunlara bir bakalım. 1 kilogram un, şu kadar sıvı yağ, şu kadar tereyağı, şu kadar şeker kullanılmış. Kimden fazla kullanılmış ne düşünüyorsunuz diyorlar. Hazır mıyız bakalım. Şimdi bu 1 tam ama bunlar 1 tamdan az. Bir kere en fazla un. Sonra bu yarım, bu 3'te 1, bu 4'te 1. Okunuştan belli. Yarım daha fazladır. Şeker. Bir şeyin üçte biri mi çok? Dörtte biri mi çok? Tabii ki de üçte biri daha çoktur. Yani tereyağı. Sonra da sıvı yağ. İlerleyen dakikalarda payda eşitleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ya da pay eşitleyeceğiz. Yapacağız. Ama bunu sadece genel bilgilerimizle bile çözebiliriz. Örneğin burada bununla bunu karşılaştırın dediklerinde biz hemen paydalarını eşit yapıp kimin daha çok olduğunu bulabiliriz. Biz bunu genişletme yöntemiyle yapıyoruz. Yani 3'ü ne ile çarparsam 12'ye eşitlerim. Hemen 4 ile diyoruz. Sadece 3'ü 4 ile çarpmıyoruz. 4 ile hem burayı hem burayı çarpıyoruz ki eşitlik bozulmasın. Yani genişletiyoruz. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Bu ise 7 bölü 12. Sizce kim daha çok? Bence de. 8 bölü 12, 7 bölü 12'den daha çok. Tersten okursanız bunu anlarsınız. 12'de 8 mi çok? 12'de 7 mi çok? Tabii ki de 12'de 8 daha çok. Birlikte öğrenelim de ne diyor? Düzenlenen bir koşu yarışmasında 3 koşucu aynı anda yarışa başladıktan 10 saniye sonra birinci koşucu pistin 3'te 1'ini, ikincisi 5'te 3'ünü, üçüncüsü ise 5 bölü 10'unu koşmuş. Şimdi 3'te 1 yarımdan azdır. Yarımdan az. 3 bölü 5. Beş. 5'in yarısı ne? 2,5. Yarımdan fazla. 2,5'u geçmiş çünkü 3. Yarımdan fazla. Fazla. 5 bölü 10 ise tam yarım yani. Bildiğiniz yarım. E eh, o zaman kim daha çok? İkinci koşucu en öndedir. İkinci en önde. Ondan sonra yarım olan üçüncü koşucu en geride olan birinci koşucudur. Kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi 12'nin yarısı normalde nedir? 6'dır. Bu 6'dan daha az olduğu için bu yarımdan az. Yarımdan az. 3'ün yarısı normalde nedir? 1,5. Bir 1,5'tan buçuk. bir buçuktan fazla mı 2? Evet. Demek ki burası yarımdan fazla. Yarımdan fazla. Hemen geldik. 16'nın yarısı nedir? 8. O zaman bu yarım. Yarımdan Küçükten büyüğe doğru diyordu. En küçük o zaman 5 bölü 12. Küçüktür. Yarım olan 8 bölü 16'dan yarımdan fazla olan 2 bölü 3 de en fazladır. Aynı havuzun birinci musluk saatte 7'de ikisini, ikinci musluk saatte 6 bölü 12'sini, üçüncü musluk ise saatte 8 bölü 15'ini doldurmaktadır. Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulunuz diyor. Şimdi gençler burada yine yarımdan az yarımdan fazla yapalım. 7'nin yarısı buçuktur. Bakın burada 7'nin yarısı buçuktur ama burası 2. Bu yarımdan az. Yarımdan az. Hemen geldik. 12'nin yarısı 6 olduğu için bu yarım. 15'in yarısı 7 buçuktur. Bu 7 buçuktan fazla olduğu için bu da yarımdan fazla. Yarımdan fazla. Şimdi bize ne diyor? Buna göre hangi musluğun havuza daha fazla su doldurduğunu bulalım. Yarımdan fazla olan hangisi arkadaşlar? Üçüncü musluk saatte bu kadar doldurduğu için cevap üçüncü musluktur. Bu soruya baktığımızda kimisi daha çok dolu dendiğinde bakalım bunun dolmasına 1 bölü 12 kadar kalmış. Çünkü tamamı normalde 12 bölü 12'dir. Bunun tamamı da 10 bölü 10 olduğu için bunun dolmasına da 1 bölü 10 kalmış. Tabii ki de 12'de 1 daha azdır. Bu daha çok dolmak üzeredir. O zaman portakal suyu daha büyüktür. Yani 11 bölü 12 daha büyüktür 9 bölü 10'dan diyebiliriz. Sayfa sayıları eşit olan romanlardan Elif romanın 14 bölü 15'ini, Ece 15 bölü 6'sını, Efe ise 16 bölü 17'sini okumuştur. Buna göre kim daha fazla sayfa okumuştur? Şimdi bitirmelerine ne kaldı ona bakalım. Elif'in bitirmesine 15 bölü 15'ten 14 bölü 15 çıkarsam 1 bölü 15 kaldı. Bitmesine. Hemen diğerine bakalım. Ece'ye bakalım. Bu elifti. Ece'nin bitirmesine 15 bölü 16 gittiyse 1 bölü 16'sı kalmış. Kaldı. Hemen Efe'nin bitirmesine ne kadar kalmış ona bir bakalım. 16 bölü 17'si gittiyse 1 bölü 17'si kalmış. Şimdi bir şeyin 17'de birimi azdır. 16'da biri mi? 15'te biri mi? Tabii ki de en az 17'de biridir. Efe'nin bitirmesine çok az kalmış. O zaman kim çok kitap okumuştur? Tabii ki de Efe çok okumuştur. Çünkü bitirmesine azıcık bir şey kalmış. Çok okumuştur. Kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bu kesirleri sıralayacağım. Nasıl sıralarım? Payda paydası da eşitlenmeye müsait değil. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bunun bir tam olmasına ne kadar kalmış? 1 bölü 7 kalmış. Bunun bir tam olmasına 1 bölü 8 kalmış. Bunun bir tam olmasına da 1 bölü 9 kalmış. Kim neredeyse tam olmak üzere? Aha 1 bölü 9 diğerlerine göre daha az. Bu daha çok tam olmak üzere. O zaman ne diyelim? 8 bölü 9 en büyüktür. Daha sonra 7 bölü 8. Daha sonra da 6 bölü 7'dir deriz. Kalanlara bakarak anlıyoruz arkadaşlar. Tuna ve Sena birlikte lahmacun yemeye gitmişlerdir. Tuna lahmacunun 5 bölü 8'ini, Sena ise lahmacunun 4 bölü 6'sını yemiştir. Kimin daha fazla lahmacun yediğini nasıl öğreniriz? Şimdi bakalım Tuna ne kadar ne yemiş? 5 bölü 8'ini. Sena ise ne kadarını yemiş? 4 bölü 6'sını. Şimdi gençler bunların ikisi de yarımdan fazla yemiş. Nasıl anlarız bunların kimin çok yediğini? O zaman paydalarını misal 8'i ben 3 ile çarpıp 24 yapayım. Bunu da 4 ile çarpıp 24 yapayım. En azından paydalarını eşitleyeyim. O zaman ne olur? 3 kere 5 hem payı hem paydayı çarpmanız lazım. 15 bölü 24. 3 kere 8 24 çünkü. 4 kere 4. 16 bölü 24. Şöyle bir baktığımızda 16 bölü 24 mü çok? 15 bölü 24 mü? Tabii ki de 16 bölü 24 daha çok. O zaman Sena daha çok yemiş deriz. Daha çok yemiş. Bir seradaki çiçeklerin 3 bölü 4'ü papatya, 1 bölü 6'sı gül ve 5 bölü 12'si laledir. Serada en az bulunan çiçek türü hangisidir diyor. Şimdi hemen yazalım. Papatya ne kadarmış? 3 bölü 4 kadar. Gül ne kadarmış? 1 bölü 6 kadar. Lale ne kadarmış? Lale o da 5 bölü 12 kadar. Şimdi az önceki yaptığımız gibi paydalarını eşitleyelim. Kim büyük bakalım. 4, 6 ve 12. Hepsi 12'de eşitlenebilir. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 3 ile. 3 kere 3. 9 bölü 3 kere 4. 12. 2 kere 1. 2 bölü 2 kere 6 12. Bu zaten 5 bölü 12 idi. Kim çok duruyor? Tabii ki de 9 bölü 12 en fazla duruyor. O zaman papatya en fazla. Papatya fazladır. Sonra 5 bölü 12 mi 2 bölü 12 mi? Tabii ki de 5 bölü 12 daha fazla. Laleden en az ise gül yetiştirilmiş. En az bulunan çiçek nedir o zaman? Tabii ki de güldür. Bunu daha değişik nasıl çözerdik? Bu sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Bu tama yakın. Yakın. Bu ise yarıma yakın. Yarıma yakın. Direkt hiç işlem yapmadan sıfıra yakın en azdır diyebilirdiniz. Bir terzi. Diktiği elbisenin 1 bölü 4'ünde kırmızı, 3 bölü 6'sında mavi, 1 bölü 3'ünde ise siyah kumaş kullanmıştır. Buna göre terzinin hangi renk kumaştan daha fazla kullandığını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bu 4'te 1 bu 3'te 1 ama bu ise yarım. Hiç işlem yapmasak yarımın diğerlerinden daha fazla olduğunu anlarız. Bu da yarımdan az bu da yarımdan az bu ise yarım. O zaman ne deriz kim fazla kullanılmış mavi deriz. Ha, işlemle yapmak isterseniz 1 bölü 4 neydi? Kırmızıydı. 1 bölü 3 neydi? Siyahtı. 3 bölü 6 neydi? Maviydi. Bunların hepsinin paydasını 12'de eşitleyecek şekilde böyle genişletirdik. 3 kere 1, 3 bölü, 3 kere 4, 12, kırmızı, 4 kere 1, 4 bölü, 4 kere 3, 12, siyah, 2 kere 3, 6 bölü, 12, mavi. Bu kutucuk için aldıklarımda en çok 6 bölü 12 var. Yine mavi derdiniz. 4 bölü 5, 5 bölü 3 ve 2 tam kesirlerini, 2 tam 3 bölü 4 kesirlerini sayı doğrusu kullanarak sıralayalım diyor. Şimdi bu bir kere 2 tamı var. Bunu bileşeye çevirecek olsak 5'i 3'e bölerdim. 1 kere 3, 3 kalan 2. Burası tam kısımdı. Burası pay idi. O zaman bu 1 tam 2 bölü 3'tür. Bakın bunun tamı 1, bunun tamı 2, bunun tamı hiç yok. Tamam o zaman. Büyükten küçüğe doğru sıralamak çok kolay. Hemen 0 ile 1 arasında kim var? Bu var. Kaç parçaya böleceğim? 5 parçaya. 4 tane çizgi çizerim. 1, 2, 3, 4 çizgi çizdim. 5'e bölünmüş oldu. 4'üncüyü alıyorum. 1, 2, 3, 4. Aha burası kimmiş? 4 bölü 5'miş. 4 bölü 5. Hemen buna geçtik. Bu neydi? 1 tam 2 bölü 3'tü. 1 ile 2 arasında o zaman. 1 burası. 2 burası. Kaç parçaya böleceğim? 3. 2 çizgi çizsem bölünür 3'e. Kaçıncıyı alacağım? İkinciyi. 1, 2. Evet burası da o kesrimizin orijinal hali 5 bölü 3'tü. Ya da 1 tam 2 bölü 3 de demiştik. Hemen öbürüne bakalım. 2 tam 3 bölü 4 de buraya bir yapacağız. 2 ile 3 arasını 4 parçaya bölmek için 3 çizgi çizerim. Sonra 3. alacağım. 1, 2, 3. İşte burası da 2 tam 3 bölü 4'tür. Şimdi kim daha büyük belli. En sağdaki en büyüktür. 2 tam 3 bölü 4 büyüktür. Ondan sonra ne? 5 bölü 3'ten. O da büyüktür. 4 bölü 5'ten dersiniz. Bu kesirleri sayı doğrusunu kullanarak sıralayınız diyor. Kullanmasanız gene tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Bunun tam kısmı bunun tam kısmından büyük. Hemen büyüktür derdiniz. Ama bize sayı doğrusunu kullanın diyorlar. Kullanacağız mecbur. Hemen şurası 2 olsun. Şurası 3 olsun. Şurası da 4 olsun. Hemen 2 tam 3 bölü 5 yapmak için buraya 4 çizgi çizerim. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş olur. Kaçıncıyı alacağım? Üçüncüyü. 1, 2, 3. İşte burası neymiş? 2 tam 3 bölü 5'miş. Hemen diğerine baktık. 3 tamdan sonra 2 parçaya ayıracağım. Ve ilk parçayı alacağım. İşte burası 3 tam 1 bölü 2'miş. E tabi ki pozitif kısımlarda burası buradan daha büyüktür deriz. Sayı doğrusunda da göstermiş oluruz. Sayı doğrusunda bunları gösterip sıralayacağız ama hangi tam sayıların arasında olduğunu bilmiyoruz. Ne yapmamız gerek? Tabii ki de bileşik kesre çevireceğiz. 13'ü öncelikle bir 4'e bölelim. 3 kere 4, 12 kalan 1. Bu ne demekmiş? 3 tam, burası tam kısımdı. 3 tam, buraya paydaya yazıyorduk. Yani 1 paydamız değişmiyordu. Hemen geldik buraya. 8'i bir 3'e bölelim. 2 kere 3 6 kalan 2. Buraya hemen ne yazıyorduk? Tam kısma yazıyorduk. Burayı paya. Pay. Hemen 2 tam 2 bölü 3'tür dedik. Sayı doğrusunu gösterelim. Birisi 2 ile 3 arasında. Birisi de 3 ile 4 arasında. Bu 2 ile 3 arasında. Çünkü 2 tamı var. 3 parçaya bölmek için hemen 1, 2 tane çizgi çizerim. Kaçıncı alacağım? ikinciyi 1, 2. İşte burası nedir? 8 bölü 3'müş. Hani eski 2 hali. 8 bölü 3'müş. Hemen diğerine bakalım. 3 tam 1 bölü 4 yapıyoruz. Yani burayı 4 parçaya bölmek için 3 çizgi çizerim. Hemen birinciyi alırım diyoruz. Yani burasının orijinal hali neymiş? 13 bölü 4'müş. Tabi bu da bundan dolayısıyla büyük olur. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeler yazınız. Paydaları eşit olan kesirlerin Nokta nokta büyük olan kesirler daha büyüktür. Misal burası 12, burası 12, burası 5, burası 4. Payı büyük olan daha büyüktür değil mi? Hemen ne diyoruz buraya? Payı büyük olan daha büyüktür. Kesirlerinden yarıma en yakın olanı. Onun yarısı nedir arkadaşlar? 5. Ha, ne kadar yakınlıkta? 1 yakınlıkta. Yani 1 bölü 10 kadar yakınlıkta. Hemen geldik buraya. 20'nin yarısı 10 değil mi? Hemen 10'dan ne kadar fazla? 1. Ama bu 1 bölü 20 yakınlıkta. Hemen geldik buraya. 16'ın yarısı ne? 8. 8, 9. bu da 1. Ama bu 1 bölü 16 yakınlıkta. Şimdi bunların arasındaki en küçük mesafe hangisi? 1 bölü 10 mu az? 1 bölü 16 mı? 20'de 1 mi? 20'de 1 en azı değil mi bunların içinde? İşte 20'de 1 azsa çok az kalmış yarım olmaya deriz. Dolayısıyla bunların arasında yarıma en yakın olan 11 bölü 20'dir. Az kaldığı için yarıma. Basit kesirler nokta nokta kesirlerden ve tam sayılı kesirlerden küçüktür. Nedir arkadaşlar? Bileşik kesirlerden değil mi? Bileşik kesirlerden ve tam sayılı kesirlerden küçüktür. Yukarıdaki sayı doğrusunda ABC noktaları karşılık gelen kesirleri bulunuz diyor. Şimdi A bir kere tamı yok kaç parçaya bölündüğüne bakalım. 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Hemen A için diyoruz. 3 parçaya bölünmüş. Kaçıncı sağlanmış? 1, 2. sağlanmış. Hemen B kesirine bakalım. B kesirimizin en azından bir tamı var. Bir tam. Sonra kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. Kaçıncı sağlanmış? 1, 2, 3. alınmış. C kesri ise 2 tamı var en azından. Bakın burada 2 tam var. Sonra kaç parçaya bölmüşler? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşler. Kaçıncıyı almışlar? 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü almışlar. Bu kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bunun tamı yok. Bunun tamı var. Bu da bileşik. Bir kere en küçük 3 bölü 5'tir. Sonra bu bileşiği bir tam sayıya çevirelim bakalım. Bundan fazla mı az mı görelim. 7'yi bir 2'ye bölelim. 2 kere 3 6 1 kaldı. Neymiş bu? 3 tam 1 bölü 2'ymiş. 3 tam 1 bölü 2 mi fazladır? 1 tamla bir şey mi fazla? Tabii ki 3 tamla. O zaman bu daha küçüktür. Yani şurayı yanlış yazmışız. Hemen silelim. En küçüğüydü çünkü. 1 tam 2 bölü 3 küçük. Sonradan da 3 tam 1 bölü 2 deriz. aşağıdaki boşlukları büyüktür küçüktür eşittir sembollerinden uygun olanı ile doldurunuz diyor. Şimdi burası yarımdır. Burası ise tama yakın. Tama yakın daha büyüktür. Bir şeyin tersten okursanız büyüklük küçüklüğünü bu soruda daha iyi anlarsınız. 17'de 1 mi azdır? 18'de 1 mi? Tabii ki de 18'de 1 daha küçüktür. Çünkü daha fazla parçaya ayrılmıştır. 17'de 1 daha büyüktür. Şimdi buna geldik arkadaşlar. Bunu da gelin paydalarını eşitleyerek yapalım. 25'i bir 5 ile genişletelim. 5 kere 3, 15 bölü, 5 kere 5, 25. Bu 15 bölü 25'e denkmiş. E bu da 15 bölü 25. O zaman bunlar birbirlerine eşittir. Bir de şunu öğrenmiştik ya da şimdi öğreneceğiz. Üstler eşit ise paydası küçük olan büyüktür. Yani küçük olan bu. Misal şöyle düşünün. 9'un yarısı bu 4,5 buçuk iken bu 1 tam 4 bölü 5'tir. Tabii ki de bu daha büyüktür. Kural neymiş? Paylar eşitse paylar eşit ise yani üstler üstler paydası küçük olan paydası yani alt küçük olan daha büyüktür. Küçük olan daha büyüktür büyüktür. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar 9 bölü 8 bir tam 1 bölü 8'dir. Ama 10 bölü 11 tam da değildir. Basit kesir. Bileşik kesir her zaman basit kesirden büyüktür. Şimdi bir tam sayılı kesir 3 bölü 1 diye düşün. Basit kesirden büyüktür. Eşit hacimli 3 şişedeki bal miktarı aşağıda gösterilmiştir. Birinci bal 4 bölü 6, birisi 1 bölü 2, birisi 2 bölü 5. Şimdi gençler bu yarım. Bu yarımdan fazla çünkü 6'nın yarısı 3'tür. 3'ü geçmiş. O zaman bu yarımdan fazla. Yarımdan fazla. Bu ise 5'in yarısı 2,5'tur. 2,5'tan daha az. O zaman bu da yarımdan az. Şekilde onu diyor zaten. Yarımdan az. Aşağıda hangisi yanlıştır diyor. Birinci şişenin yarıdan fazlası doğrudur. Biz de onu söyledik zaten bu doğru. İkinci şişedeki bal miktarı birincideki bal miktarından azdır. E, yarımdan fazla yarım tabii ki de az. Üçüncü şişedeki bal miktarı birincideki bal miktarından fazladır diyor. Görüntüye baksan bile bunun yanlış olduğunu anlarsın. Çünkü bu yarımdan az bu yarımdan fazla. Bu daha az olması lazım değil mi? Yanlış yani. şartını sağlayan kutucuk kesri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler gelin biz bunu birazcık genişletelim. Neyi de eşitleyelim biz bunları 24'le eşitleyelim. Bunu ile bir genişletsem 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24. Bu 3 bölü 24'ten fazlaymış. Hemen şunu da bir 2 ile genişletelim. 2 kere 5, 10 bölü 24'ten de azmış. Şimdi bakalım Burayı bir 12 ile genişletsem. 12 kere 1 12 bölü 24. 12 bölü 24 bu arada değildir. Çünkü 12 bölü 24 10 bölü 24'ü geçer. Bu gitti. Hemen bunu bir 8 ile genişletelim. 8 kere 1 8 bölü 3 kere 8 24. Bakayım araya oluyor mu? Vallahi oluyor. Cevap büyük ihtimal bu. Hemen şunu bir 2 ile genişletsem. 2 kere 1 2 bölü 24. Bakayım. Ha, 2 bölü 24 ta burada kalıyor. Arada değil. Bu da büyük ihtimal fazla geliyor. 4 metre uzunluğundaki ipi 4 arkadaş eşit şekilde paylaşıyor. Sonra paylaştıran ipleri Şevval 7, Furkan 10, Ela 6, Meli 12 parçaya ayırıyor. Buna göre hangisi elde ettiği ip parçası en uzundur. Çocuklar az parçaya ayırsak mı uzun çıkar? bir sürü parçaya bölsek mi uzun çıkar? Bence de az parçaya bölersen parçaların her biri büyüktür. Şimdi bakalım kim daha az parçaya bölmüş? Şevval 7, Furkan 10, Ela 6, Meli 12. Ela daha az parçaya bölmüş. O zaman Ela'nın parçaları büyük büyük olur. Cevap Ela'dır. Bu kesri bu kesirden daha büyüktür. Buna göre üçgenin alabileceği en küçük doğal. Şimdi burası bir kere yarım değil midir? Yarımdır. O zaman burası yarımdan fazla olacak. Yarım olsaydı 2 olurdu. Demek ki 2'den fazla olacak. 2'den fazla olacak en küçük doğal sayı nedir arkadaşlar? 3'tür. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemini bir sonraki videomuzda işleyelim. Başarılarınızın devamı diliyor. Gözlerinizden öpüyoruz. Eşinize dostunuza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Haydi bay bay.